Tarihteki en çok sevilen çocuklara sahibiz. Tarihte hiçbir insan yavrusu onunla kadar sevilmedi. Çok... Tarihte böyle büyütülmüş kaç kuşak var? 1,5-2 kuşak var. Daha başka yok. İnsanlık tarihindeki bir o kadar da en yeteneksiz çocuklar. Hiçbir şey öğretmedik. Düşünsenize ya. Okuma yazma becerisi, karşıdan karşıya geçme becerisi, Türkiye'nin başkenti, ülkemizin korucusu, işte Türkiye'de kaç şehir var, Ege bölgesinin ürünleri falan, bunlardan bahsediyoruz sürekli. Bunları hatırlamadıkları zaman onlara kızıyoruz. Bunları cevap vermedikleri zaman onlara düşük not veriyoruz. Tamam da günlük hayatta bu bilgi çocuğun sosyalleşmesini sağlamıyor. Günlük hayatta çocuk bu bilgiyle kendini bulamaz. Gerçek hayattan bahsetmiyoruz. Bu sınav sadece ve sadece insan eriyen bir sınav. Ben İngiltere kraliçesinin valisi olsam, Türkiye sömürgem olsa, kraliçe dese ki bana git Türkiye'de valilik yap, işe bir yerden başla dese, gelirim bu ülkede bu eğitim sistemini kurarım. Aynen bunu kurarım. Çocukların kafalarını kaldırmalarına izin vermediğim bir sistem kurarım. 2,5 milyon çocuğu birbirine düşman ederim ben. 2,5 milyon kişiden sadece 50-60 bini mutlu edecek bir sistem kurarım. Kalanlar ucuz iş gücü, vasıfsız iş gücü. Kalanlar Allah büyüktür. Ben bu ortamda onlara meslekler, kariyer, fırsat falan anlatmaya çalışacağım. Kolay değil şimdi. Bu karamsar tabloda onlara umut veren deniz olmak kolay değil. Malzeme, yeterli malzeme. Diyor ki hayat bana, Umut, al sana bir tane tahta parçası, bir de böyle biraz çamur, bir iki maydanoz, bundan çocuklara bir hikaye yarat. Hocam sizce morali bozulur mu? Ya bırak bozulsun ya. Konfor insanı çürütüyor. Dertli insan üretiyor. Derdiniz varsa arkada geçiyorsunuz. Hani bunları unutmayın lütfen. Hani bu konuştuğum bu kısımlar sınavlarla ne alakalı? Hayatla alakalı iştir. Bu aklınızda olsun. Ben ve sizler onlardan akademik başarı bekliyoruz, istiyoruz. Vermeleri için ellerinden geleni yapmaları lazım. Buradan fikiriz. Ama bunu isterken arkadaki resmi bilelim lütfen. Olması gerekenin bu olmadığını bilelim. Öyle isteyelim. Biz onları anlamadığımız zaman bizden komut almıyorlar çünkü. Ne demiş Devrim Kur'an? Diyor ki onlar ünvana, isme, tabelaya, makama saygı göstermezler. Onların kuru kuru size saygı duymalarını beklemeyin. Onların kuru kuru bir takım makamlara saygı duymalarını beklemeyin diyor kadı. Onlar diyor kendileriyle bağ kur. Kendilerini anlayan insanlara anladığı kadar, kurduğu bağ kadar saygı duyan, bağ kuran insanlar diyor. Tarihin en aidiyetsiz, en kimliksiz, en apolitik kuşağını düşünüyoruz ama diyor, haklı şüphesinde diyor ki onları bir kalıba sokamazsınız. Onları sadece Türk olmakla, Müslüman olmakla, Trabzonspor olmakla tarif edemezsiniz. Onlar çok kimlikli diyor. Niye acaba? Çünkü dünya çatıları da çünkü. Bu yüzden. Devam edelim.